A milli basketbol takımımız FIBA 2019 Dünya Kupası'nda E grubunda Amerika Birleşik Devletleri, Japonya ve Çek Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Bu karşılaşmalar öncesinde de Ersin İlyasova ile birlikte hem bu hazırlıkları hem de grup sürecini değerlendireceğiz. Ersin, hoş geldin öncelikle. Merhabalar, hoş bulduk. İyi bir hazırlık dönemi geçirdiniz. Slovenya'da kamp, ardından Fransa'da 2 maç, İstanbul'da 2 maç ve Akropolis turnuvası. Bir de hazırlıkları senden dinleyelim. Nasıl geçti? Ya sonuçta senin dediğin gibi iyi bir hazırlık turnuvası geçiriyoruz. Şu anda bir özümüzdeki bir daha hazırlık turnuvaya katılacağız Çin'de. Ondan sonra aşağı yukarı baktığın zaman iyi de kötü tarafları da gördük. Sonuçta bu İstanbul'da oynadığımız bir turnuva çok iyi bir rakip olmadı sürece ama iyi bir takım oyunu ortaya koyduk. Ondan sonra Yunanistan'a gittiğimizde tabii ki bu turnuva bizim için böyle önemli bir sınav oldu. Çünkü zaten baktığın zaman hep böyle üst seviyede oynayan takımlara karşı oynadık. İşte Yunanistan, Sırbistan, ondan sonra İtalya, son maçı zaten onlara yenebildik. Ama ilk o iki maçı hani nerede olduğumuzu da gördük. İşte Sırbistan'a karşı ve Yunanistan'a karşı. Tabii ki zayıflarım noktamız çok çok var ama dediğim gibi önümüzdeki birkaç 15 günlük süremiz var. Onların üstünde çalışarak, iyi idman yaparak onları kapatmak istiyoruz ve dünya şampiyonsa çok hazırlıklı durumda olacağız inşallah. Tabii aslında biraz da genç olarak nitelendirebileceğimiz bir kadromuz var ve bu genç kadroda aslında elemelerde üstesinden geldi maçlarında ve tabii ki de lider olarak bitirdi ve buralara kadar geldi. Sen takımımızı nasıl buluyorsun? Zaman zaman katılamadığınız dönemler de oldu ama sen neler söylersin bu durumla ilgili? Şu anda senin dediğin doğru. Takım çok genç ama tabii ki tecrübe önemli. Bu turnuva, böyle dünya şampiyonası turnuva gittiğin zaman tecrübe çok önemli. Çünkü üst üste maç oynadığın zaman hem fiziksel hem mental olarak hazır olman gerekiyor. Ama tabii ki bizim takıma baktığın zaman yani genç olduğuna rağmen herkes inanılmaz bir mücadele ediyor. Tabii ki herkesten bir bu turnuvada katkı sağlaması şarttır. Çünkü zaten yani biz 6-5 kişiyle o bütün turnuva oynamayız. Çünkü zaten arka arka maçlar olduğu zaman herkesin bir şekilde bir katkı bu takımı sağlaması gerekiyor. Zaten dediğim gibi bu kadro zaten geniş bir kadro. Herkesin böyle yeteneği üst seviyede oynayan bir oyuncular zaten. İnşallah dediğim gibi zaten bu 15 gün süreçte hani artık bu eksiklerimi nedir? Hani onlar üzerinde çalışarak tabii ki oraya gidip en iyi şekilde hazır olmak istiyoruz. Ve tabii ki Dünya Kupası'nda da rakiplerimiz Amerika Birleşik Devletleri çok ciddi bir rakip. Onu kenara alırsak Japonya var ilk maç, ardından Çek Cumhuriyeti ile oynayacağız son maçta. Bu ikisi arasında bir değerlendirme yaparsan, Amerika'yı kenara bıraktığım için söylüyorum. Rakip olarak kimi görmeliyiz? Tabii ki de ikisini de yenmemiz gerekiyor ama sen nasıl değerlendirirsin grubu? Ya sonuçta bu turnuva gittiğin zaman hani turnuva nasıl başlayacağın çok önemli. Çünkü zaten hani bu sadece hani bireyselli takımların zaten hani bu üst güveni kazanıp yani o şeyi tempo yakalayıp öyle turnuva devam etmek istiyoruz. O yüzden zaten oraya gidip ilk Japonya karşı maçı çok önemli olacak. Hani onu kazanarak o motivasyonu, o enerji alıp öyle devam etmek istiyoruz. O yüzden yani biz yani artık hani çapraz gruptan hani çıkarmayız, çıkamayız artık değil de hani bu ilk adım maçları konsantre olup öyle oynamak istiyoruz. O yüzden bu Japonya maçı ilk maç olduğu için çok önemli bizim için. O yüzden bütün konsantre ona odaklanacağız. Onu kazanıp ondan sonra artık ne olacak? Zaten şey hep birlikte konuşacağız. Zaten daha vaktimiz olacak işte takım olarak. Ama dediğim gibi ilk maç her zaman önemli bu turnuvaya gittiğin zaman. Tabii ki işte gruptan çıkmak için işte Çek Cumhuriyeti gelmek de gerekiyor. Tabii ki eğer yani iyi oynarsak Amerika'ya karşı o da maç yani kazanabilecek bir maç. Ama dediğim gibi her böyle turnuvaya gittiğin zaman her maç böyle ayrı ayrı şey yapman lazım. O yüzden Japonya maçı bizim için çok kritik bir maç olacak bizim için. Evet, Amerika'dan konuşuyoruz tabii. Ama çok fazla oyuncuların da gelmediğini de söyleyebiliriz Amerika adına. Bu bizim için bir avantaja dönüşebilir mi sence? Tabii ki ama dediğim gibi bu Amerika nasıl olsa hani hangi takımla gelse de gelse zaman favori bir takım olacak. O yüzden hani biz orada onlar gelmediği için hani değil hani kim gelmedi işte konsantre değil de hani bizim hangi bir basketbol oynadığımız ona konsantre olmalıyız. Çünkü zaten artık herkes böyle bir seviyede bir basketbol oynuyor. Ondan sonra hani sonuçta bu Japonya bir kolay rakip de değil yani sonuçta bunlar da birkaç tane NBA oyuncu var. Ondan sonra biz o yüzden hani artık kendimi ne kadar hazır tutarsak hani bütün maçları artık ayrıntı
yapmamak gerekiyor. Hani Amerika, Japonya, Çek Cumhuriyeti falan herkese aynı seviyede konsantre olup öyle oynamak istiyoruz. Tabii ilk hedef elbette ki gruptan çıkmak olacak ama daha sonraları için konuşacak olursak nereye koymalıyız, çıtayı nereye koymalıyız? Tabii ki olimpiyatlar var işin ucunda. Olimpiyatlar da çok önemli. Hedefi ne olmalı sizce Türk milli takımının? Ya bizim tabii hedefimiz her zaman sonuna kadar gitmektir ama bu dünya şampiyonası tabii iki tane önemi var. Hı hı. İşte bu dünya şampiyonası işte şampiyonu yaşamak tabii ki ondan sonra işte olimpiyatları hakkı kazanmak işte gitmek falan. O yüzden dediğim gibi artık hani bunları zaten çok düşündüğün zaman çok baskı kendini yaratıyorsun. Hı hı. O yüzden yani böyle bir turnuva gittiğin zaman artık dediğim gibi artık ilk maçlara hazırlık hani ne kadar konsantre olursun işte maç çıktık oynadık kazandık sıradaki maç nedir onu kazanarak ondan sonra dediğim gibi zaten ikinci tura çıktığımızda o enerji yakalayıp artık onu devam büyük ihtimalle ederiz. Hı hı. O zaten problem hiç olmaz bizim için. Dediğim gibi bizim en büyük şeyimiz kendime konsantre olup yani ne yaptığımızı, doğru ne yaptığımızı iyi basketbol oynamak çalışmaya çalışacağız. Hı hı. Tabii sen takımın tecrübeli oyuncularındansın. 2010'daki kadroda da yer aldın. İkinci olduğumuz kadroda da yer aldın. Kıyaslamak belki doğru olmaz ama 2010'daki atmosferle şimdiki atmosferi ne dersin? Arasındaki bağlantı, benzerlik var mı? Şimdiki takım içi diyaloglar nasıl? Ya sonuçta kimyasal ve hani oyun birbirine, oyuncuların bir arasında kimyasal inanılmaz bir seviyede. Zaten herkes birbirini seviyor. Yani 2010'da da olsa, hani şimdi de olsa o hiç fark yok ama bir tek farkı var. Biz zaten hani Türkiye'de oynadığımız için o turnuva biraz değişik bir atmosfer oluyor. Böyle hani sanki bir ekstra bir motivasyon oluyorsun. Hı hı. Tabii ki bütün seyircileri arkamızda her zaman hissediyorduk. İşte zaten salon hep böyle full oluyordu, doluyordu. Tabii ki oradan bir sadece enerji değil, böyle motivasyon olarak da bir enerji alıyorsun. O yüzden bence en büyük bizim başarı o zaman da tabii ki bizim sahada oynamaktaydı. Ama tabii ki böyle şimdi deplasman işte hani Çin'de gittiğin zaman hı hı. işte farklı bir ülke, saat farkı var ondan sonra. Tabii ki orada bir yemek sorunu yaşarız, onu büyük ihtimalle. Ama dediğim gibi biz kendimize konsantre olup daha çok böyle birbirine güvenerek oraya gitmesi gerekiyor. Çünkü zaten artık yani sadece dışarıda hani bize destekleyen insan tabii ki olacak ama hep tabii uzak mesafede artık evet. televizyonlarda. Ama biz bunları hepsi hissediyoruz. Tabii ki hani böyle bir ülkeye temsil etmek orada bizim için çok gurur verici zaten. O yüzden hani bunu artık motive öyle alıp yani birbirimize güvenerek o maçları aynı şekilde çıkmak istiyoruz. Peki Ersan, çok teşekkür ederiz katıldığın için ve Dünya Kupası'nda da milli takımımıza başarılar dilerim. Teşekkürler, sağ olasın. Ersan İlyasova ile birlikteydik. Hem grup sürecini hem de elemeleri ve tabii ki hazırlık sürecini birlikte değerlendirdik. Tekrar karşınızda olacağız. Hoşçakalın.